Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dead by Daylight rehber videosundan hepinize selamlar. Bugün oyundaki bütün kurban perklerini anlatacağım. Bunu yaklaşık birkaç sene önce yapmıştım. Fakat sadece anlatım şeklindeydi. Bugünkü farklılık ise şu. Bütün perkleri uygulamalı şekilde anlatacağım. Yani o perkün nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını görerek öğreneceksiniz. Aynı zamanda bu videonun katilleri için olanı da birkaç hafta sonra kanala gelecek. Lafı uzatmadan ilk perkümüzle başlayalım. İlk perkümüz adrenalin. Oyundaki 5. jeneratörde bittiği zaman perk aktifleşiyor ve bir sağlık kademesi iyileşiyorsun. Yani yerdeysen yaralı bir şekilde ayağa kalkıyorsun, yaralıysan da tamamen sağlıklı konuma geliyorsun. Aynı zamanda 5 saniye boyunca %150 daha hızlı koşuyorsun. Fakat bu perk seni 40 saniyeliğine bitkin durum efektine sokuyor. Yani 40 saniye boyunca herhangi bir bitkinlik perkün varsa bunu kullanamıyorsun. Bitkinlikten kurtulmak için de koşar pozisyonda olmaman lazım. Ya yürüyor olman lazım ya da duruyor olman lazım. İkinci perkümüz aldatmaca. Dolabın yanından hızlı bir şekilde koşarken dolaba girme tuşuna basarsanız hızlı bir şekilde dolabın kapağını açıp kapatıyorsunuz. Böylece katil yanıltmış oluyorsunuz. Orada yüksek bir ses bildirimi veriyorsunuz ve katil sizi dolaba girdi zannediyor. Aynı zamanda 3 saniye boyunca çizik bırakmıyorsunuz. Üçüncü perkümüz ani depar. Normal yürüme pozisyonundan koşar pozisyona geçtiğiniz an 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşuyorsunuz. Bu perk de sizi 40 saniyeliğine bitkin durum efektine sokuyor. Dördüncü perkümüz arayı açmayalım. Birisini kancadan kurtardığınızda veya da herhangi birisi sizi kancadan kurtardığında, birisini iyileştirdiğinizde veya da herhangi birisi sizi iyileştirdiğinde perk aktif oluyor ve bu eylemi yaptığınız bütün kurbanların haresini görüyorsunuz. Onlar da sizin harenizi görüyor. Sıradaki perkümüz arka sokaklar. Eğildiğiniz zamanki hareket hızınız normal bir kurbanın eğildiğindeki hareket hızına göre %100 artıyor. Yani eğildiğiniz zaman hareket hızınız %100 daha fazla oluyor. Bir diğer perkümüz ayaklan. Eğer yerdeki kurbana 48 metre yakınlıktaysanız o yerdeki kurbanın iyileşme barını ne kadar doldurduğunu harenin yoğunluğundan anlayabilirsiniz. Yani o kurbanın barı henüz başlardaysa kırmızı bir şekilde yanar. Barını %50'lerin üstüne çıkarttıysa, 70'lere 80'lere getirdiyse iyice beyaz yanmaya başlar o kurban. Aynı zamanda o yerdeki kurbanı ayağa kaldırdığınız zaman ikiniz de 6 saniye boyunca katilin haresini görürsünüz. Sıradaki perkümüz azim. Normalde yerdeyken iyileşme barınızı doldurmaya çalışırsanız karakteriniz hareket edemez. Fakat bu perke sahipseniz hem normale göre %50 daha hızlı sürünürsünüz hem de yerde sürünürken bir yandan da iyileşme barınızı doldurabilirsiniz. Bir diğer perkümüz aç gözünü. Normalde tüm jeneratörler bittikten sonra birkaç saniyeliğine çıkış kapılarını görürsünüz ve ardından çıkış kapıları kaybolur. Fakat bu perke sahipseniz tüm jeneratörler bittikten sonra 128 metre yakınımızdaki çıkış kapıları bize gözükür duruma geliyor. Aynı zamanda çıkış kapılarını açarken 128 metre yakındaki kurbanlar bizim haremizi görüyor. Hangi kapıya ulaşmaları gerektiğini biliyorlar. Ve bir avantajı daha var. Bu perk etkinken çıkış kapılarını %15 daha hızlı açıyorsunuz. Bir diğer perkümüz bakıcı. Bir kurbanı kancadan kurtardığınızda o kurtardığınız kurbanın çizikleri 8 saniye boyunca gözükmez. Aynı zamanda o kurbanı kurtardıktan sonra sizin hareniz katile, katilin haresi de size 4 saniye boyunca gözükür. Bir diğer perkümüz bastırılmış direniş. Toplamda 60 saniye jeneratör tamir ettiğiniz zaman perkünüz aktifleşiyor. Peki ne işe yarıyor? Bu avantaj etkinken jeneratör tamir ediyorsanız etkin yetenek tuşuna, yani Dead Art attığınız tuşa bir kere bastığınız takdirde jeneratör 30 saniyeliğine kapanacaktır. Yani katilin jeneratörü engelleyen herhangi bir perkü varsa ve size doğru geliyorsa jeneratörün gerilememesi için bu perkü kullanabilirsiniz. Bir diğer perkümüz bağ. Bu perk sayesinde 36 metre yakınınızdaki kurbanların haresini görebiliyorsunuz. Sıradaki perkümüz başaracağız. Herhangi bir kurbanı kancadan kurtardığınızda perkünüz aktifleşiyor ve 90 saniye boyunca iyileştirme hızınız %100 artıyor. Sıradaki perkümüz ben kaçar. Can çekişme pozisyonundayken, yani yerdeyken iyileştirme barınızı ne kadar doldurursanız katil sizi sırtına aldığında bu iyileştirme barınızın %50'sini Wiggle barınıza ekliyor. Yani diyelim siz yerdeyken iyileşme barınızı %70'e getirdiniz. Katil sizi sırtına aldığı an Wiggle barınız %35'ten başlıyor. Sıradaki perkümüz bir başına. Bu perk sayesinde katilin hare okuma becerilerinin sizi etkilemesini engellersiniz. Her ölen veya kurban edilen arkadaşın için bir nişan kazanırsın. Ve kazandığın her nişan başına katil, her kurban edilen veya ölen kurban için 24 metre uzaktan hareni okuyamaz. Biraz karışık bir perk. Bir diğer perkümüz birlikten kuvvet doğar. Siz bir jeneratörü tamir ederken
sizin 32 metre yakınınızdaki kurbanlar bu jeneratörün haresini görür. Aynı zamanda siz bir jeneratörü tamir ederken katil herhangi bir kurbanı yere düşürürse 10 saniyeliğine diğer bütün kurbanların haresini görürsünüz. Sıradaki perkümüz bitki bilim. Bu perk takılıyken iyileştirme hızınız ve medikal eşya veriminiz %33 artar. Yani %33 daha hızlı iyileştirirsiniz ve medkitinizi %33 daha fazla kullanabilirsiniz. Bir diğer perkümüz bize bir şey olmaz. Can çekişen yani yerdeki bir kurbanı iyileştirirken iyileştirme hızınız %100 artar. Yani yerdeki kurbanı çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda kancadan güvenli kurtarma gerçekleştirdiğinizde, bir başka kurbanı korumak için hasar aldığınızda, katili bir paletle sersemleterek bir kurbanı kurtardığınızda veya da katili bir el feneriyle kör ederek başka bir kurbanı kurtardığınızda bir nişan kazanıyorsunuz ve her bir nişan başına %25 birikebilir bonus alıyorsunuz. Bu da sizin hızlı bir şekilde blood points kazanmanızı sağlıyor. Bir diğer perkümüz bodoslama. Herhangi bir dolabın içine girip 3 saniye beklediğiniz zaman perkünüz aktifleşiyor. Perkünüz aktifken, katil dolabın önündeyken hızlı bir şekilde yani shift tuşuna basarak dolaptan çıkarsanız 3 saniyeliğine katili sersemletmiş oluyorsunuz. Fakat şuna çok dikkat edin, bir dolabın içine girdikten sonra dakikalarca orada kalıp başınıza karga konarsa bu perkü kullanamazsınız. Yani çakallık yapıp maçın başında bir dolaba girip saatlerce katili orada beklemeyin. Bir diğer perkümüz bu gerçek olamaz. Yaralı durumdayken jeneratör yapıyorsanız veya da birisini iyileştiriyorsanız gelen skill checklerdeki çok başarılı beceri denemesi alanı %30 büyür. Bir diğer perkümüz can havli. Kancada asılıyken kancadan kurtulursanız veya da arkadaşlarınız gelip sizi kancadan alırsa perkünüz aktifleşiyor ve 60 saniye boyunca size süre tanıyor. Bu 60 saniye boyunca katil sizi yere düşürüp sırtını alırsa size küçük bir skill check soruyor ve bunu tutturduğunuz zaman katilin sırtından kendinizi atıyorsunuz. Katil de 5 saniyeliğine sersemlemiş oluyor. Eğer katilin sırtındayken sorduğu skill check'i kaçırırsanız perkünüz o maç bir daha kullanılamıyor. Aynı zamanda can havliniz etkinken gidip bir jeneratörü tamir ederseniz, herhangi bir iyileştirme eylemi gerçekleştirirseniz, totem kırarsanız, kanca sabotajlarsanız veya da herhangi bir kurbanı kancadan kurtarırsanız perkünüz o anlık devre dışı kalıyor. Tekrar kullanabilmek için bir sonraki asılışınızı beklemeniz gerekiyor. Sıradaki perkümüz dans edelim. Bir paletten veya pencereden hızlıca atladıktan sonra veya da bir dolaptan hızlı bir şekilde çıktıktan sonra 3 saniyeliğine hiç çizik bırakmıyoruz. Sıradaki perkümüz dayanışma. Yaralı durumdayken medkit kullanmadan herhangi bir kurbanı iyileştirirseniz o kurbanı iyileştirdiğiniz miktarın %50'si size gelecek demektir. Yani yaralı durumdayken bir kurbanı tamamen iyileştirirseniz sizin iyileşme barınız da anında %50'ye çıkacak demektir. Sıradaki perkümüz dedektif sezgisi. Herhangi bir jeneratör tamir edildikten sonra 64 metre civarınızdaki jeneratörlerin, sandıkların ve totemlerin haresini 10 saniye boyunca görebilirsiniz. Bir diğer perkümüz dejavu. Maçın henüz başında ve herhangi bir jeneratör her tamir edildiğinde birbirine yakın 3 jeneratörün haresini 60 saniye boyunca görebilirsiniz. Sıradaki perkümüz demir irade. Normalde yaralı bir kurban çok fazla sızlanma sesi çıkarır ve yerini katile belli eder. Fakat demir iradeniz varsa yaralıyken hiçbir şekilde ses çıkartmıyorsunuz. Sıradaki perkümüz derin saplantı. Eğer katilin saplantısı halindeyseniz her 30 saniyede bir katilin haresi size, sizin harenizde katile 3 saniyeliğine görünür. Ve bu 3 saniyelik bölümde iyileşme, tamir etme ve temizleme hızlarında %6 bonus kazanırsınız. Sıradaki perkümüz değerleme. Maça 3 nişan ile başlıyorsunuz. Bir sandık açılmış olmasına rağmen 3 nişanınızdan bir tanesini harcayarak açılmış olan sandığı tekrar karıştırabiliyorsunuz. Bu perkü açılmış olan her sandık için sadece bir kez yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda sandıkları %80 daha hızlı karıştırıyorsunuz. Sıradaki perkümüz direnç. Yaralı haldeyken tamir etme, sabotaj, iyileştirme, kancadan kurtarma, atlama, temizleme, çıkış kapılarını açma ve sandık açma gibi eylemleri %9 daha hızlı yaparsınız. Sıradaki perkümüz 4 ayak üstüne. Yüksek bir yerden atladığınız zaman karakterinizin sersemleme süresi %75 azalır. Aynı zamanda 3 saniyeliğine %100 daha hızlı koşarsınız. Sıradaki perkümüz eczacı. Sandıkları %80 daha hızlı açıyorsunuz. Ve sandık açarken çıkardığınız ses 8 metre azalıyor. Bu perk etkinken açtığınız ilk sandıkta %100 ihtimalle yeşil medkit çıkarıyorsunuz.
Sıradaki perkümüz empati. 128 metre yakınınızdaki can çekişen, yani yerdeki veya da yaralı olan kurbanların haresini görebilirsiniz. Bir diğer perkümüz fırsat penceresi. Sizin 20 metre yakınınızdaki paletlerin, pencerelerin ve yıkılabilir duvarların haresini görebilirsiniz. Eğer katil sizin peşinizdeyken palet düşürürseniz veya da bir yerden atlarsanız 20 saniye boyunca bu perk devre dışı kalır. Sıradaki perkümüz gece nöbeti. Eğer bir arkadaşınızın 8 metre yakınındaysanız bu arkadaşınız bitkinlik, kan kaybı, topal ve körlük durum etkilerinden %20 daha hızlı kurtulur. Bu etkilerin ne işe yaradığını merak ediyorsanız kanaldaki rehber videosunu inceleyebilirsiniz. Bütün durum etkilerini anlattığımız bir rehber videosu mevcut. Sıradaki perkümüz güç mücadelesi. Katilin sırtındayken Wiggle barınızı %25'e getirirseniz katilin sırtında olmanıza rağmen paleti devirip kendinizi katilin sırtından kurtarabilirsiniz. Bu perkü maç içerisinde istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Sıradaki perkümüz güçlü el. Hem sizin hem de takımınızdakilerin hare okuma becerisini 16 metre arttırıyor. Bir diğer perkümüz hafif siklet. Kurbanlar koştuğu zaman bir çizik bırakıyor. Ve eğer bu perkünüz yoksa çizikler biraz uzun süre o bölgede kalıyor. Fakat hafif siklet perküne sahipseniz çizikleriniz normale göre 3 saniye daha hızlı siliniyor. Sıradaki perkümüz halk için. Bu perkü sadece sağlıklı durumdayken kullanabilirsiniz. Bir kurbanı medkit kullanmadan iyileştirirken etkin yetenek tuşuna basarak o kurbanı bir sağlık kademesi iyileştirirsiniz. Yani o kurban yerdeyse anında ayağa kalkıyor, yaralı bir durumdaysa da anında sağlıklı konuma gelmiş oluyor. Fakat bunu yaptıktan sonra siz yaralı duruma geçiyorsunuz ve 90 saniyede sakat durum etkisi altına giriyorsunuz. Yani 90 saniye boyunca hiçbir şekilde iyileşemiyorsunuz. Sıradaki perkümüz hayat bir oyun. Eğer size 32 metre yakındaki bir toteme 45 derecelik bir açıyla baktıysanız bir ses uyarısı alırsın ve orada bir totem olduğunu anlarsın. Sıradaki perkümüz hayat okulu. Sizin 8 metre yakınınızdaki kurbanların eşya tüketimini %25 azaltırsınız. Yani ellerindeki eşyayı daha fazla kullanabilirler. Sıradaki perkümüz hepimiz biriz. Siz kancada asılıyken diğer bütün kurbanlar birbirlerinin haresini görür. Aynı zamanda eğer siz kancada asılıyken katil sizin 16 metre yakınınızdaysa bütün kurbanlar katilin haresini görebilir. Sizin dışınızda bir kurban kancada asılıyken diğer tüm kurbanların haresini görebilirsiniz. Ve eğer katil kancada asılı olan kurbanın 16 metre yakınındaysa katilin haresini de görebilirsiniz. Sıradaki perkümüz her şey mübah. Eğer haritada düşmüş bir palet görürseniz paletin yanına giderek etkin yetenek tuşuna 4 saniye boyunca basarsanız o paleti kaldırıyorsunuz ve tekrar kullanılabilir hale getirmiş oluyorsunuz. Bu perkü her 60 saniyede bir kullanabilirsiniz. Sıradaki perkümüz hit parça. Bir paleti kullanarak katili sersemlettikten sonra 4 saniyeliğine %150 daha hızlı koşuyoruz. Fakat ardından 40 saniyeliğine bitkin durum efektine giriyoruz. Sıradaki perkümüz hızlı ve sessiz. Normalde bir yerden hızlıca atladığınızda veya da bir dolaba hızlıca girdiğinizde katile yüksek sesle bir bildirim verirsiniz. Fakat bu perke sahipseniz bu bildirimler katile gitmez. Yani katil sizin o pencereden atlayıp atlamadığınızı veya da o dolaba girip girmediğinizi gözüyle görmeden bilemez. Sıradaki perkümüz kafayı bozmuş. Normalde kurbanlar kendi çiziklerini göremezler. Fakat bu perk varken kendi ayak çiziklerinizi görebilirsiniz. Aynı zamanda diğer kurbanlara göre %20 daha hızlı yürürsünüz. Dikkat edin, koşarsınız demiyorum, yürürsünüz diyorum. Sıradaki perkümüz kalıcı yapı. Her mücadelede bir defa olmak üzere kullanımı biten bir eşyanın yükleri 10 saniye sonra %50 yenilenir. Yani diyelim ki bir fener kullanıyorsunuz. Fenerin şarjını tamamen tükettiniz. 10 saniye sonra fenerinizin şarjı tekrardan %50'ye geliyor. Sıradaki perkümüz kan yemeğini. Saplantı olan kurbanı iyileştirdikten sonra ya da o sizi iyileştirdikten sonra perkünüz aktif oluyor ve ardından ikiniz de birbirinizden 16 metre uzaklaşana kadar %7 hız kazanıyorsunuz. Sıradaki perkümüz karanlık içgüdü. Maç içinde herhangi bir jeneratör tamir edildiği zaman katilin haresini 5 saniyeliğine görüyorsunuz. Fakat son jeneratör tamir edildikten sonra katilin haresini 5 değil 10 saniyeliğine görüyorsunuz. Sıradaki perkümüz kaygan et. Bir kurbanı ilk asılışına geçtiği zaman 3 kere attempt escape deneme hakkı vardır. Fakat bu perke sahipse ekstradan 3 tane daha attempt escape deneme hakkı tanınıyor o kurbana. Yani 3 değil 6 kere kancadan kurtulmayı deneyebiliyor. Aynı zamanda kancadan kurtulmak için gerekli olan şansı %4 artıyor.
Sıradaki porkümüz kayıtlara geçmesin. Kancadan kurtulduğunuzda veya da birisi sizi kancadan aldığında 80 saniyeliğine bu perk aktifleşiyor. Bu perk aktifken katil senin hareni göremiyor ve yaralıyken çıkardığın sesler %100 oranında azalıyor. Sıradaki perkümüz kedi fare. Kovalama dışındayken katilin dehşet alanında bulunduğun her 15 saniye için bir nişan kazanıyorsun ve en fazla 4 nişana kadar çıkabiliyorsun. Her nişan başına ise normal bir skill check tutturmana rağmen bunu çok başarılı skill check tutturmuş gibi sayıyor oyun ve her nişan başına %1 ilerleme bonusu veriyor. Yani 4 nişanın varsa jeneratör anında %4 ilerlemiş oluyor. Sıradaki perkümüz kendi bacağından. Sizin 16 metre yakınınızdaki bir kurban katilden herhangi bir şekilde darbe aldığı zaman perkünüz aktifleşiyor. Perk etkinleştikten sonra ise 10 saniye boyunca çizik ve kan gölcüğü bırakmıyorsunuz ve sızlanma naralarınız olmuyor. Yani ses çıkartmıyorsunuz. Sıradaki perkümüz kendini kanıtla. Eğer 4 metre yakınızda bir kurban varken jeneratör yapıyorsanız her kurban başına %15 tamir hızı bonusu kazanıyorsunuz. Aynı zamanda takım eylemleri kategorisinden %100 daha fazla puan kazanıyorsunuz. Eğer kendini kanıtla varken bir jeneratörü 3 kişi yapıyorsanız jeneratörün su gibi eridiğini görebilirsiniz. Sıradaki perkümüz kimse geride kalmayacak. Çıkış kapılarından herhangi birisi açıldığı zaman perkünüz aktifleşiyor ve perkünüz aktifken bir kurbanı iyileştirdiğinizde ya da kancadan kurtardığınızda fazladan %100 kan puanı kazanıyorsunuz. Herhangi bir kurbanı iyileştirirken veya kancadan kurtarırken %50 ilave hız kazanıyorsunuz ve diğer tüm kurbanların haresini görebiliyorsunuz. Sıradaki perkümüz kişisel bakım. Bir kurbanın elinde medkit yoksa kendisini iyileştiremez, arkadaşlarından yardım alması gerekiyor. Fakat bu perkünüz varsa herhangi bir yardım almadan ve medkit'e ihtiyaç duymadan kendinizi iyileştirebilirsiniz. Fakat normale göre %50 daha yavaş iyileştiriyorsunuz. Aynı zamanda medkit kullanırkenki eşya veriminiz %20 artıyor. Sıradaki perkümüz kum torbası. Koşu halindeyken etkin yetenek tuşuna basarsanız öne doğru büyük bir hamle yapıyorsunuz. Bu da yüksek oranla sizi katilin darbesinden koruyor. Sıradaki perkümüz kurtuluş. Herhangi bir kurbanı güvenli bir şekilde kancadan kurtardıktan sonra perkünüz aktifleşiyor. Ve perkünüz aktifken ilk asılışınızda %100 ihtimalle attempt escape atabiliyorsunuz. Yani kancadan kendinizi kurtarabiliyorsunuz. Fakat bunu yaptıktan sonra 60 saniyene sakat durum etkisi altına giriyorsunuz. Yani 60 saniye boyunca hiçbir şekilde iyileşemiyorsunuz. Sıradaki perkümüz kırıp geçir. Bir kancadan kurtulduğunda bu attempt escape atmak da olabilir. Arkadaşlarınızın sizi kancadan kurtarması da olabilir. Hiç fark etmez. 6 saniye boyunca katilin haresini görebiliyorsunuz. Ve kurtulduğunuz kanca kırılıyor. Bu kancanın tekrar gelmesi için de 180 saniye geçmesi gerekiyor. Sıradaki perkümüz kıvrak. Herhangi bir paletten veya pencereden hızlı bir şekilde atladığınız zaman 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşuyorsunuz. Ve ardından 40 saniyeliğine bitkin durum efektine giriyorsunuz. Sıradaki perkümüz lider. Sizin 8 metre yakınızdaki kurbanların iyileştirme, sabotaj, kancadan kurtarma, temizleme, çıkış kapılarını ve sandıkları açma hızı %25 artıyor. Sıradaki perkümüz pür dikkat. Katil hasar verici bir eylemde bulunduğunda, yani jeneratör bozabilir, palet kırabilir vesaire, haresini 5 saniye boyunca görürsünüz. Sıradaki perkümüz ruh muhafızı. Bu perkün çalışması için katilin herhangi bir efsun totemi olması lazım. Tüm şartlar uygunken kendinizi iyileştirdikten sonra veya da yerdeyken ayağa kalktıktan sonra 8 saniyenin dayanıklılık durum efekti kazanıyorsunuz. Yani yaralı olmanıza rağmen katil size vurduğu zaman yere düşmüyorsunuz. Dediğim gibi katilin herhangi bir efsun totemi aktifse arkadaşlarınızın yardıma ihtiyaç duymadan yerden kendi başınıza kalkabilirsiniz. Bir diğer perkümüz sabotajcı. Bir kurban katilin sırtındayken o kurbanın alındığı yerin 56 metre yarı çapında bulunan kancaların haresini görebilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir alet çantası kullanmadan kancaları sabotaj etmenizi sağlar. 2,5 saniye harcayarak bir kancayı sabotaj edebilirsiniz. Sıradaki perkümüz sakin ruh. Normalde bu perk yokken herhangi bir karganın yanına giderseniz uçarak o bölgeden uzaklaşacaktır. Bu da katile info demek. Fakat bu perk varsa haritadaki kargalar siz görünce korkup kaçmıyorlar. Sıradaki perkümüz saptırma. Mücadeleye 3 nişanla başlıyorsunuz ve hareniz her katile göründüğünde 1 nişan harcıyorsunuz. Peki nişan harcadığınız zaman ne oluyor? Harcadığınız her nişandan sonra 10 saniye boyunca çizik bırakmazsınız ve katil harenizi göremez.
Sıradaki porgümüz sayılı gün. Bir kurbanı kancadan kurtardıktan sonra 12 saniyeliğine o kurban dayanıklılık durum efektine giriyor. Yani yaralı olmasına rağmen katil o kurbana vurursa o kurban yere düşmüyor. Ekstradan bir hasar alma hakkına sahip oluyor. Sıradaki perkümüz son koz. Sandıktan bir eşya çıkarttığınız zaman %100 ihtimalle eklentili bir şekilde geliyor. Aynı zamanda %50 ihtimalle sıra dışı eşya çıkartabiliyorsunuz. Sıradaki perkümüz son çare. Yaralı, kancaya asılmış veya ölmekte olan her bir kurban için iyileştirme ve kancadan kurtarma hızlarınız %14 artar. Sıradaki perkümüz sona kalan. Eğer diğer 3 takım arkadaşınız öldüyse ve sona kaldıysanız 32 metre yakınınızdaki kapağın haresini görebilirsiniz. Sıradaki perkümüz sık dişini. Herhangi bir kurbanı bir sağlık kademesi boyunca iyileştirdiğiniz zaman perkünüz aktifleşiyor ve perkünüz aktifken kancadan kurtulursanız veya da herhangi bir takım arkadaşınız sizi kancadan kurtarırsa 20 saniye bekledikten sonra kendi kendinize iyileşebiliyorsunuz. Fakat bu 20 saniye boyunca sakat durum etkisi altındasınız ve hiçbir şekilde iyileşemiyorsunuz. 20 saniye sonunda otomatik olarak iyileşmeyi beklemek zorundasınız. Sıradaki perkümüz takma kafaya. Maça direkt olarak yaralı bir şekilde başlıyorsunuz ve maç sonuna kadar hiçbir şekilde iyileşemiyorsunuz. Fakat bu perkün birkaç avantajı var. İlk avantajı, yaralıyken oluşturduğunuz kan gölcüklerinden oluşturmuyorsunuz. Böylece katil sizin infonuzu çok fazla alamıyor. İkinci olarak, yaralıyken çıkardığınız sesler %50 azalıyor. Ve son olarak, can çekişme durumundaysanız yani yerdeyseniz arkadaşlarınızın yardımı olmadan kendi başınıza ayağa kalkabiliyorsunuz. Ve bunu maç içerisinde sınırsız olarak yapabiliyorsunuz. Sıradaki perkümüz teknisyen. Jeneratörün tamirat sesinin yüksekliği ve duyulma mesafesi 8 metre azalıyor. Aynı zamanda bir skill check ıskaladığınız zaman jeneratör patlamıyor. Yani katile bildirim gitmiyor. Fakat jeneratör ilerlemesinde fazladan %3 kayıba uğruyorsunuz. Sıradaki perkümüz umut. Haritadaki 5. yani son jeneratör bittiği zaman 120 saniyeliğine hareket hızınız %7 artıyor. Sıradaki perkümüz vizyoner. Sizin 32 metre yakınınızdaki jeneratörlerin haresini görebilirsiniz. Eğer bir jeneratör tamir edilirse 16 saniye boyunca bu perk devre dışı kalıyor. Sıradaki perkümüz yağmacı sezgisi. 32 metre yakınınızda bulunan sandıkların haresini görebilirsiniz. Aynı zamanda sandıklardan yüksek nadirlikte bir eşya çıkartma ihtimalinizi önemli ölçüde arttırıyor. Sıradaki perkümüz yem. Bir jeneratörü en az 3 saniye boyunca tamir ederseniz o jeneratör sizin için sarı bir hare ile işaretleniyor. Yani jeneratörün yerini unutmuyorsunuz. Ve o jeneratör sarı bir şekilde işaretliyken herhangi bir dolaba girerseniz o jeneratörün olduğu bölümde sadece katilin görebileceği bir ses bildirimi olur. Ve böylece katili yemleyebilirsiniz. Sıradaki perkümüz yoldaşlık. Kancadayken struggle yani debelenme pozisyonuna geçtiyseniz perkünüz aktifleşiyor. Ve perkünüz aktifken sizin 16 metre yakınınızda başka bir kurban varsa kancanın sayacı 34 saniyeliğine duruyor. Yani ölümünüzü biraz geciktiriyorsunuz. Sıradaki perkümüz yüksek bahis. Hayatta olan her kurban için tüm kurbanlara %3 bonus şans sağlarsın. Sıradaki perkümüz yüreklilik. Bir kurban ile katilin arasına girip o kurbanın hasar almasını engelleyip oradaki hasarı siz alırsanız bir nişan kazanıyorsunuz ve buna da koruma darbesi deniyor. Bu koruma darbesinden 3 kere alırsanız perkünüz aktifleşiyor. Yaralı haldeyken alacağınız ilk hasar sizi yere düşürmüyor, ayakta kalmanızı sağlıyor. Sıradaki perkümüz yıkılmaz. Can çekişiyor durumdayken yani yerdeyken iyileşme hızınız %35 artar. Yani barınızı daha hızlı doldurursunuz. Aynı zamanda normal bir kurban iyileşme barını 90'a getirdikten sonra daha fazla ilerletemez. Arkadaşlarının yardımına ihtiyaç duyar. Ama yıkılmaz perkünüz varsa her maç sadece bir kere olmak üzere arkadaşlarınızın yardımı olmadan yerden kalkabilirsiniz. Sıradaki perkümüz yılmak yok. Katilin sırtında wiggle pozisyonundayken debelenme etkiniz %75 artıyor ve katili çok şiddetli bir şekilde sarsıyorsunuz. Aynı zamanda katil 14 metre yakınındaki kancaların haresini göremiyor. Sıradaki perkümüz ön sezi. 36 metrelik bir mesafeden katilin olduğu yöne 45 derecelik bir açıyla bakarsanız bir ses uyarısı alıyorsunuz. Yani anlıyorsunuz ki katil o tarafta. Sıradaki perkümüz öz öğrenim. Mücadeleye -%25 beceri denemesiyle başlıyoruz. Ve bir kurbanı iyileştirirken her skill check tutturuşunuzda bir nişan kazanıyorsunuz. Her bir nişan da size artı %15 ilerleme bonusu veriyor. Yani -25'lik cezayı önce -10'a çekiyorsunuz. Ardından artı 5, artı 20
artı 35 ve artı 50'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Böylece 5 nişanı tamamladığınız zaman tek bir skill check tutturuşunuzda arkadaşınızın heal barını %50 arttırmış oluyorsunuz. Sıradaki perkümüz özgüvenle. Herhangi bir jeneratör tamamlandığı zaman 10 saniyeliğine çizikleriniz gözükmüyor. Sıradaki perkümüz ürperti. Katil 36 metrelik bir alan içerisinden doğrudan sizin olduğunuz yöne bakıyorsa sağ altta perkünüz parlıyor ve katilin size baktığını, size geldiğini anlıyorsunuz. Aynı zamanda bu perk aktifken tamir etme, sabotaj, iyileştirme, kancadan kurtarma, atlama, temizleme, çıkış kapılarını ve sandıkları açma hızlarınız %6 artıyor. Sıradaki perkümüz içindeki güç. Ne zaman yaptığınız önemli değil. Herhangi bir şekilde totem kırdığınız zaman perkünüz aktifleşiyor. Ve perkünüz aktifken yaralı olduğunuz an dolaba giriyorsunuz ve 8 saniye sonra otomatik olarak iyileşmiş bir şekilde dolaptan çıkıyorsunuz. Totemi ne zaman kırdığınız önemli değil. İsterseniz sağlıklı bir konumdayken kırın. Katil sizi yaraladığı zaman dolaba girerseniz yine bu perkü kullanabilirsiniz. Sıradaki perkümüz şaha kalk. Katilin sırtındaki kurbanın 6 metre yakınındaysanız sürat durum etkisi kazanıyorsunuz ve hareket hızınız %7 artıyor. Aynı zamanda katilin sırtındaki kurbanın çırpınma hızı %20 artıyor. Sıradaki perkümüz şansın güldü. Her yaralandığınızda bu perk aktifleşiyor. Bu perk aktifken de toplam 45 saniyeliğine kan izi ya da çizik bırakmıyorsunuz. Sıradaki perkümüz şaşırtmaca. Katil sizin peşinizde değilken katilin kalp atışında 30 saniye boyunca bulunursanız perkünüz aktifleşiyor ve perkünüz aktifken eğilmiş ve hareketsiz haldeyken etkin yetenek tuşuna basarak bir taş fırlatıyorsunuz ve taş yüksek bir ses bildirimi vererek katili şaşırtıyor. Aynı zamanda katil eğer taşın atıldığı bölgeye giderse orada sanki bir kurban varmış gibi kırmızı çiziklerle karşılaşıyor. Gençler şimdi gelelim oyuna son eklenen iki kurbanımızın perklerine. Jill Valentine ve Leon. Onları test server'da anlatmıştım. Şu an test server kapalı olduğu için normal oyunda anlatamıyorum. Normal oyunu 15 Haziran'da gelecekler. O yüzden onların perklerini de test server'da anlattığım şekilde koyuyorum. İlk perkümüz karşı güç perkü. Totemleri %20 daha hızlı temizliyoruz. Ve bir totemi temizledikten sonra bize en uzak iki totemin haresini görüyoruz. Aynı zamanda her totem temizledikten sonra ilave %20 totem temizleme hızı kazanıyoruz. Böylece diğer totemleri çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyoruz. İkinci perkümüz diriliş. Birisi bizi kancadan kurtardığında veya da kendimiz kancadan attempt escape atarak kurtulduğumuzda iyileşme barımız anında %40'a gelmiş oluyor. Yani sağlıklı koluma gelmek için %100 değil, %60'lık bir bar doldurmamız gerekiyor. Üçüncü perkümüz de tuzak mayın. Toplamda %66'lık jeneratörü ilerlemesinden sonra aktif oluyor. Ve bu yeteneğiniz aktifken herhangi bir jeneratörü 3 saniye boyunca tamir ettikten sonra yetenek tuşuna tıklıyoruz ve 35 saniye boyunca orada kalan bir tuzak kuruyoruz. Peki bu tuzak ne işe yarıyor? Katil, tuzak kurulan jeneratöre gidip hasar verdiğinde tuzak patlıyor ve katili sersemletiyor. Aynı zamanda etraftaki herkesi kör ediyor. Gerçekten oyunun mekaniğini değiştiren ilginç bir perk olmuş. İkinci gelen kurbanımız ise Leon. İlk perkümüz sık dişini. İyileşme animasyonundayken karakterin çıkardığı sızlanma seslerini çıkarmıyorsunuz. Aynı zamanda iyileşirken skill check kaçırdığınız zaman katile herhangi bir bildirim gitmiyor ve yalnızca %3 ceza alıyorsunuz. Yani barınız daha az geriliyor. İkinci perkü ses bombası. Herhangi bir jeneratörde %70'lik bir ilerleme kat ettikten sonra perkünüz etkinleşiyor. Elinizde herhangi bir item yokken bir dolaba giriyorsunuz ve yetenek tuşuna basarak bir ses bombası yapıyorsunuz. Bu bomba yüksek ses ve kör edici ışık çıkartarak patlıyor. Patladığı yerde bir ses bildirimi oluşturuyor. Yani katili yanıltmak için de kullanabilirsiniz. Veya da onu kör etmek için kullanabilirsiniz. Gerçekten ilginç bir perk. Üçüncü perkümüz acemilik hevesi. Jeneratör tamir ederken 5 defa skill check tutturduğunuzda başarılı veya çok başarılı olmasının bir önemi yok. Perkünüz etkinleşiyor ve maç bitene kadar etkin bir şekilde kalıyor. Asla devre dışı bırakılmıyor. Peki ne işe yarıyor? Perkünüz aktifken ilerleme kaybeden bütün jeneratörün haresini görüyorsunuz. Yani diyelim katil bir jeneratöre tekme attı. O jeneratör %70'deydi, 80'deydi fakat geriliyor. O jeneratörün gerilemesini engellemek için o jeneratörün yerini görüp gidip o jeneratörü bitirebilirsiniz. Veya da jeneratöre dokunup gerilemesini engelleyebilirsiniz. Evet gençler, kurban perklerinin uygulamalı anlatımı bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Umarım yeni başlayan bir insan bu video sayesinde bu perkleri öğrenir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, eğlenceler.